Merhaba arkadaşlar. İç kuvvetlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir diğer iç kuvvetimiz olan hangisidir dersek volkanizmayla devam edeceğiz. Volkanizma bizim için önemlidir. Nedir dersek volkanizma? Magmanın yer kabuğundaki zayıf alanları takip ederek yeryüzüne doğru hareket etmesi olayına biz volkanizma diyoruz. Biz bunu ikiye ayıracağız. Bir derinlik volkanizması, bir de yüzey volkanizması. Hocam bunlar nedir dersek şöyle bir durum var. Adı üzerine bakın, derinlik. Yani magma yerin üstüne çıkmayıp yerin altında soğuyup katılaşıyorsa bunun adı nedir dersen derinlik volkanizmasıdır. Peki magma yeryüzüne çıkıp soğuyup katılaşırsa biz buna ne diyeceğiz? Yüzey volkanizması diyeceğiz. Şimdi derinlik ile yüzey arasındaki fark budur. Peki derinlik volkanizması neleri oluşturur? Hangi şekilleri oluşturur dersek önemlidir. Çıkmış sınav soruları var. Geçen sene şekil üzerinden sorular, onları da göstereceğim birazdan. O yüzden hangi şekilleri oluşturduğunu bileceğiz. 4 tane şekil var. Dike, batolit, lakolit, sil. Evet, derinlik volkanizmasını oluşturur. Dike, batolit, sil, lakolit. Bu dörtlüyü bileceğiz arkadaşlar. Peki geriye bilmediklerin, ismini bilmediklerin nedir dersen bunlar da yüzey volkanizmasının oluşturduğu yeryüzü şekilleridir. Nedir? Krater, pumice, volkan bombası, lapilli, kaldera, mağar gibi şekillerin hepsine de biz ne diyeceğiz? Yüzey volkanizmasının oluşturduğu yeryüzü şekillerdir diyeceğiz. Bana sorarsan bu dörtlüyü bilmen bize yeterlidir. Dike, batolit, lakolit, sil. Bunlar derinlik volkanizmasıdır. Geriye ismini bilmediklerim nedir? Yüzey volkanizmasıdır diyeceğiz. İşte geçen senenin sınav sorusudur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar batolit dediğin şudur. En alttaki büyük kütlelerden bahsediyoruz. Derinlik volkanizmasının en altında en büyük olan kütle hangisidir dersen batolittir. Peki şöyle dike nedir dersek dikine doğru uzananlara dike diyeceğiz. Bak dikine dike. Dik dike. Ondan sonra batolitin küçük hali nedir dersek lakolittir. Bakın en alttaki en büyük kütle hangisiydi? Batolit. Dikine doğru uzanan dike. Sonra lakolit. En son ise en ince olan hangisidir dersen sildir. Yani sil daha incedir. Bakın buradaki şekle baktığınız zaman ince. Şöyle inceden kalına doğru sıralarsak sil, lakolit, biz hangisi? Batolit. Batolit, lakolit, sil. Dikine doğru uzanan da dike diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Şekil üzerinden geçen sene sorular, dikkatli olun. Peki geldim şuna. Volkan çeşitleri. Hocam volkan çeşitleri nedir dersek bunlardan birincisi 3 tane volkan çeşidimiz var. Kül konileri, tabakalı volkanlar, bir de kalkan biçimli volkanlardır. Kül konileri nedir dersek volkandan çıkan küllerin üst üste birikmesiyle oluşur. Bunun dünyada en güzel örneği neresidir dersen Japonya'dır. Japonya bu şekilde oluşmuştur. Tabakalı volkanlar ise volkan patladıktan sonra hemen şöyle bir şekil üzerinden göstereyim. Volkanlar patlıyor. Lavlar akışkan olmadığı için üst üste birikiyor. Peki sürekli üst üste biriktikçe bu şekilde yükselti artıyorsa bunlara ne diyeceğiz? Tabakalı volkanlar diyeceğiz. Aslında Türkiye'de ve dünyada birçok daha tabakalı volkandır. Türkiye'de bir tanesi hariç hepsi nasıldır? Tabakalı volkanlardır. O bir tane hariç olan hangisidir dersen kalkan biçimlidir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır il sınırları içerisinde bulunan volkanik dağımız kalkan biçimlidir. Geriye kalanlar nasıldır? Tabakalı volkanlar. Mesela onları hemen söyleyelim. Kalkan biçimlinin mantığı şudur arkadaşlar. Şöyle gelir şu şekilde. Dağın yükseltisi çok fazla değildir. Lavlar patlar. Patladıktan sonra akışkan olduğu için aşağıda birikmiştir. İşte biz buna ne diyoruz? Kalkan biçimli diyoruz. Bizim ülkemizde hangisi örnekmiş buna? Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Karacadağ örnektir. Genelde bizim ülkemizde hangi volkan çeşidi görülür dersek tabakalı volkanlar görülür. Kül konilerine örnek var mıdır dersek yok. Aslında dünyada Japonya güzel bir örnektir diyoruz. Peki dünyadaki şöyle volkanların dağılışına baktığımız zaman arkadaşlar nerede yaygındır? Bakın Pasifik Okyanusu çevresinde yaygındır. Yine aynı şekilde burada da. Zaten biliyorsunuz burayla burası aynı yer. Dünya küresel bir şekle sahip olduğu için sağ ve sol tarafı nasıldır? Aynıdır. O yüzden buralarda yaygındır. Yine Atlas Okyanusu'na bakın, İzlanda'nın olduğu yerde, Akdeniz'de, İtalya çevresinde ve bizim orada da sönmüş volkanlar yine yaygın mıdır? Evet. Haritadan tek tek göstereceğiz. Şöyle bir Türkiye'nin volkanik dağlarına bakalım. Türkiye'nin volkanik dağlarına baktığımız zaman bir batolit örneği olan var. O da hangisidir dersen Bursa Uludağ'dır arkadaşlar. Batolit neydi? Batolit derinlik volkanizması sonucunda oluşmuştur. Yani yerin içerisinde mi soğuyup katılaşmıştır? Evet. Patlamamıştır. Volkanlar ağzına kadar gelmiştir, orada durmuştur. İşte biz buna ne diyoruz? Batolit. Türkiye'de tek bir örneği var. Sonra Türkiye'nin 4. jeolojik zamanda oluşan bir dağ vardı. En genç volkanik dağımız olan Kula Volkanı'dır. Manisa Kula Türkiye'nin ilk jeopark alanıdır.
Bu da bizim en gençtir. Peki oluşum bakımından diğerlerinden farklı olan hangisidir dersek? Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Karacadağ. Nasıl oluşuma sahipti? Kalkan biçimliydi. Peki geriye kalanlar bunlar nasıl oluşuma sahiptir dersek? Bunlar da tabakalı volkandır diyeceğiz arkadaşlarım. Yani kalkan ile tabakalıyı ayırmayı unutmayacağız. Uludağ nasıldır? Batolittir. Manisa, Kula, Türkiye'nin en gencidir. Ondan sonra oluşum bakımından diğerlerinden farklı olan yani kalkan biçimli olan Karacadağ'dır. Ondan sonra bizdeki diğer dağlar nasıldır dersek tabakalıdır. Mesela İç Anadolu'dakilere baktığımız zaman Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz, Erciyes. İç Anadolu'daki dağların kodlamasını size hemen söyleyeyim arkadaşlarıma. Aklınızda bulunsun. Size şöyle sorular sorabilirler. Var soru bankalarında. Aşağıda verilenlerden hangisi İç Anadolu bölgesindeki dağlardan biridir ya da değildir? Volkanik dağlardan. Karadağ. Bunların kodlaması Kekeme Hasan'dır. Şurada E'ler yok. Karadağ, Karacadağ, Melendiz, Erciyes, Hasandağ'dır. Kodlaması bu. Sırasıyla değil, sadece karışık bir sırayla. Karadağ, Karacadağ, Melendiz, Erciyes, Hasandağ. Bunlar bizim İç Anadolu bölgesindeki volkanik dağlarımızdır. Aktif midir dersek Türkiye'de aktif volkanik dağ bulunmaz arkadaşlar. Ona dikkat edin. Türkiye'de yok volkanik, aktif volkanlar. Ondan sonra şöyle Doğu Anadolu bölgesine geldim. En son aktif olan bir dağımız var. Nemrut. Yalnız buna dikkat edin. Adıyaman Nemrut değil, Bitlis Nemrut'tur. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Sonra Süphan var, Tendürek var, Ağrı var. Doğu Anadolu'daki volkanik dağlarımızda Sanat diye kodlanır arkadaşlar. Böyle bir kodlaması var. Süphan, Ağrı, Nemrut, Ağrı, Tendürek. Hocam iki tane Ağrı söyledin. Evet. İki tane zirvesi var. Bir büyük Ağrı, bir de küçük Ağrı. Türkiye'nin en yüksek dağı neresidir dersen Ağrı Dağı'dır. 5137 metre yükseltiye sahip. Türkiye'nin en yüksek zirvesi burasıdır arkadaşlar. Volkanik dağlar üzerinde midir? Evet. O zaman şöyle bir toparlayalım. Batolit örneği olan hangisidir dersen ne diyeceğiz biz buna? Uludağ mı diyeceğiz? Evet. Uludağ bir batolit örneğidir, unutmuyorsunuz. Oluşum bakımından diğerlerinden farklı olan hangisidir dersek Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Karacadağ'dır. Buna dikkat ediyoruz. Türkiye'nin en genç volkanik sahası neresidir dersek Manisa Kula'dır. 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Unutmayın. Jeolojik devirlerde de söyledim arkadaşlarıma. Yıldız Dağları 1. zaman, Kula 4. zaman, geriye kalan bütün dağların hepsi kaçıncı zamandır? 3. zamandır diyeceğiz. Türkiye'de aktif volkan var mı? Hayır. En son aktif olan hangisi? Nemrut. Peki en yüksek zirvemiz neresi? Ağrı Dağı'dır diyelim. Bunları da söyleyelim. Peki bu sahaların genel özelliği nedir dersek? Yani volkanik sahalarda neler gelişmiştir? Arkadaşlarım burada verimli topraklar vardır. Zengin maden yatakları olur. Aynı zamanda turizm merkezleridir. Bugün Uludağ Türkiye'nin ilk kayak merkezidir. Erciyes'te kayak merkezi var. Yani bunlar aynı şekilde turizmi de canlandırır. Mesela Hasan ile Erciyes'in oluşturduğu Nevşehir, Peribacaları turizm yeridir mesela. Bunları tek tek söyleyebiliriz. Ayrıca üzerlerinde buzullar var mıdır? İlla ki. Zaten Uludağ'la Erciyes'ten bahsediyoruz. O yüzden bu da var. Peki bir de şunu söyleyeceğiz. Eski yılların çıkmış bir sınav sorusudur. Şöyle arkadaşlarım, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki dağlara baktığınız zaman şöyle sanki tek bir sıra halinde uzanmış. Bunun nedeni nedir derse size. Arkadaşlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki dağların tek bir sıra halinde uzanmasının nedeni tek bir kırık fay hattı boyunca uzanmalardır. Buraya dikkat ediyorsunuz. Tek bir kırık fay hattı boyunca uzanmalardır. Nasıl yani hocam? Şimdi burada bir kırılma yaşanmış fay hattına, yerin altına. Volkanlar buradan açığı bulunca sürekli yeryüzüne doğru patlamış. Bir hatırlayın, İç Kuvvetler'in birinci videosunda volkanizmanın oluşumunu söyledik. Hani deprem nasıl oluşur, volkanizma nasıl oluşur? Bunlardan bahsetmiştik. İşte burada kırılmalar sonucunda volkanizma kendisine bir yol bulunca sürekli yeryüzüne doğru hareket etmiş. Bizim İç Anadolu'daki ve Doğu Anadolu'daki volkanik dağlarımızı oluşturmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Burada söylediğimiz bütün notlar var arkadaşlarım. Ne dedik? Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karacadağ nasıl biçimliydi? Kalkan. Diğerleri nasıldır? Tabakalı. Batolit örneği olan hangisidir? Unutma, Uludağ'dır. Bizde aktif volkan var mı? Hayır. En son aktif olan hangisi? Nemrut. Ama hangi Nemrut? Bitlis. Adıyaman değil. Türkiye'nin en yüksek noktası neresidir? Ağrı Dağı'dır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki volkanik dağlar neden tek bir sıra halinde uzanır derse orada tek bir fay hattı boyunca uzanmalarıdır diyeceğiz. Yine volkanik sahalar tarım açısından verimli midir? Verimlidir. Özellikle yumru köklü bitkiler ve bağcılık için önemli bir yerdir volkanik sahalar. O yüzden maden çeşitliliği fazladır. Turizm açısından da yine kullanılabilir mi? Evet, turizmi de buraya eklemiş olalım. Zaten söyledik. Bu şekilde de volkanizmayı tekrar ettik. Şimdi geldim. Dördüncüsü depremlere. Depremlerin diğer ismi nedir dersen seizmadır. Şimdi arkadaşlarım burası biraz tehlikeli. Niye tehlikeli? Hem şu andan itibaren senin için tehlikeli. Şu an beni izlediğin zaman
Büyük bir tehlikedesin. Niye? Arkadaşlar ne zaman depremleri anlatsam deprem oluyor. O yüzden tetikte olun. Şu an sen dinleyince anlatmış olacağım için deprem riski çok yüksek. Dikkat ediyorsunuz. Böyle bir özelliğim var. Faylardan enerji alıyorum. Coğrafyacı olduğum için. O da büyük bir sıkıntı. İnşallah şu an bir deprem falan olmaz. Zaten ilk videoda doğa ve insanla depreme nerede yakalandığımı size söylemiştim. Depremle ilgili kötü anılarım var. Şimdi depremler bizim için önemli mi? Bence önemli. Niye? Sorusu gelebilir arkadaşlar. Sordular. Yani dünya haritası üzerinden depremlerin nerede görüldüğünü sordular. Ama yine gösterelim. Yıl sonuna kadar denemelerde görebilirsiniz. Soru bankalarında var. Yine getirip adamlar yine sana soruyu sorabilirler mi? Her türlü sorabilirler arkadaşlar. Peki yeryüzünde meydana gelen küçük sarsıntılara biz ne diyeceğiz? Deprem diyeceğiz. Depremle uğraşan bilim dalı sismoloji. Depremin büyüklüğünü ölçen alet ise sismograftır. Bunlar bizim için önemli değil arkadaşlar. Biz deprem türleriyle başlayalım. Kaç çeşit depremimiz vardır dersek 3 çeşit depremimiz var. Çöküntü depremler, volkanik depremler, bir de hangisi? Tektonik depremler. Şimdi çöküntü deprem karstik sahalarda görülür. Biz bundan sonra dış kuvvetleri işlediğimiz zaman size söyleyeceğim. Aklınızda bulunsun, karstik kelimesini duyduğunuz zaman bundan sonra aklına neresi gelsin? Akdeniz bölgesi gelsin. Karstik arazi en fazla nerededir? Akdeniz'dedir. O zaman buralarda hangi deprem görülür? Çöküntü deprem. Niye? Dayanıksız arazidir. Maden ocaklarında yine hangisi görülecek? Çöküntü deprem. Zonguldak. En güzel örnek Manisa Soma. 302 mi? 301 madencimiz şehit olmuştu. O yüzden o facia mesela çöküntü depremi örnektir. Malatya'da yaşayanlar iyi bilir sıtma planında tavukçu Hikmet. Kolonu kesmeleri sonucunda bir çöküntü yaşandı. Yani bunlar oluşur arkadaşlar. Ülkemizde en fazla neredeymiş? Batı Karadeniz. Neden dersen taş kömürü var. Hani maden sahalarında görüldüğü için. Ondan sonra karstik araziden dolayı da hangisini alacağız? Akdeniz'i alacağız. Bir de İç Anadolu'da Tuz Gölü'nün güneyinde Obruk Platosu vardır. Mesela Konya'da biz şunu biliyoruz. Obruk oluşum var. Yine dış kuvvetlerde işleyeceğiz. Nedir dersen obruk? Şu an Allah korusun. Beni izlediğin yerde yerin altına doğru kaydığını düşün. 20-30 metre yerin altına doğru gidiyorsun. Allah korusun. Şimdi mesela baktığın zaman işte o bir obruktur. Yani bulunduğun yerin aşağıya doğru çökmesi. Konya'da bu durum görülür. Çöküntü depremler oralarda yaygındır. Peki bir yerde volkanik deprem görülebilmesi için aktif volkan olması lazım. Peki hemen az önce hatırla. Bizde aktif volkan var mı? Yok. O yüzden bizde volkanik deprem görülmez. İtalya düşünsün, İzlanda düşünsün, Japonya düşünsün. Ondan sonra Büyük Okyanus yani Pasifik'e kıyısı olan yerler düşünsün. Beni ilgilendiren bir kısım değil burası. Ama geldik bizde ve dünyada en fazla görülen deprem türü hangisidir dersen tektonik depremlerdir arkadaşlar. Yer kabuğundaki fayların kırılmasıyla oluşurlar. Can ve mal kaybının en fazla olduğu deprem türü hangisidir dersek tektonik depremlerdir. Dünyada ve Türkiye'de en fazla bunlarla uğraşırız. Peki dünyada depremlerin dağılışı var. İşte ben sana burayı söylüyorum. Sana arkadaşım ÖSYM'e bir soru sorarsa buradan sorar. Yine söylüyorum sordu ama yine sorabilir. Aynı soruları üst üste sorabiliyorlar. Bana sorarsan yine deprem gündem olduğu için yine biz bir doğal afet ülkesi olduğumuz için deprem en büyük bir soru adayıdır. Bu sene yine biz depremlere dikkat edeceğiz. İç kuvvetlerde depremlerle ilgili bir soru görürsek şaşırmayacağız. Dünya haritasında depremleri bileceğiz. Peki baktığımız zaman şöyle önce bir klasik olarak söyleyelim. Büyük Okyanus'ta görülür. Atlas Okyanusu kıyısında görülür. Bir de Akdeniz Himalaya kuşağında görülür. Hocam biz dünya haritasında depremleri nasıl yaparız? Arkadaşlar dünya haritasına bir H harfi çizdiğiniz zaman yani ortalama görüntünün şu şekilde olması lazım. Şöyle bir H harfini anımsatan bir şey çizdiğiniz zaman depremleri yapmış olursunuz. Bakın Amerika kıtasından başladım. Nereye çizdim? Batı kıyılarını çize çize aşağıya doğru indim. Bak mesela şurada bir Şili var. Allah Şili'nin belasını vermiş zaten. Bu zamana kadar var olan bütün büyük depremlerin hepsi Şili'de olmuştur. Bak direkt tam üzerinden geçiyor zaten. Amerika, Kanada, Meksika, şöyle Şili diye gider. Buralarda H harfinin başlangıcını attık. Ondan sonra bizim için önemli olan şu. Şöyle geçireceksin zaten ortadan. Bak dikkat et Akdeniz'in olduğu yerden ve Türkiye'nin olduğu yerden geçiriyorum şekilde. Bak Akdeniz'den geçirdim mi? Evet. Türkiye'den geçti mi? Geçti. Ondan sonra H'nin ortasına attım ve sonra geliyorsun. Şöyle Japonya'nın üzerinden alıp şu şekilde Endonezya, Malezya diyerek geriye doğru çıkıyorsun. Olay budur işte. Deprem haritası bu arkadaşlar. Sizler de mutlaka bunları çizin. Sadece burada hata yapmamanız gereken iki noktayı size söyleyeyim. Hatta üç nokta. Bir, soru önünüze. Küçük geleceği için arkadaşlar lütfen şu Amerika kıtasını boydan boya karalamayın. Alıp bizim öğrenci kalemi eline alıp şu şekilde hunharca çiziyor. Hayır. Nereye çizeceksin? Batı kıyısını çizeceksin. En son bir daha göstereceğim zaten. Birinci hata bu. Ondan sonra biz mesela H'ni geçirirken şöyle geçirdik ya ortadan. İkinci hatanız nedir dersen adam ekvator çiziyor bana şu şekilde.
Yani oradan geçirmeye çalışıyor. Ekvator çizmeye çalışıyor. Bu da hatadır. Sen normal Akdeniz'in ortasından geçeceksin. En son bir daha göstereceğim. Üçüncü hata neresidir dersen. Şimdi bizim öğrenci kalemi eline aldı. Buradan geldi. Çok güzel bir şekilde indirdi. Şurayı da aldı. Hayır. Avustralya'nın olduğu yerde yani şurada deprem riski yoktur. Sen oraya geldiği zaman hemen dışarıya doğru kayıyorsun. Çizgiyi ne yapacaksın? Şöyle kaydıracaksın. Hadi son kez bir daha gösterelim depremleri. Önemli. Bakın depremin olduğu yerde aynı zamanda volkanizma da vardır. Daha önce de söyledim. Üçü bir arada olan şeyler. Deprem, volkanizma, bir de ne? Sıcak su kaynakları. Ozan sana dünya haritasında sıcak su kaynaklarını da sorarsa yine burayı mı işaretleyeceksin? Evet. Yani depremi de sorsa, volkanizmayı da sorsa, sıcak suyu da sorsa hep bu şekilde şekli çizmen lazım. Peki ondan sonra bunu aldım buradan. Tamam, şöyle getirdim. Bakın götürdük. Ortadan geçirdik. Sonra geldim. Şöyle Endonezya, Malezya dedim, çıktım. İşte deprem haritası budur. Aklınızda bulunsun bu da. Önemli. Peki bir de Türkiye'nin fay hatları var. Onu harita üzerinden görelim. Şimdi bizim için önemli yine soru tarzlarından biridir. Mesela 2020 Milli Savunma Üniversitesi'nde bunu sordular arkadaşlar. Türkiye haritasında size depremi sordular. O yüzden dikkat edeceğiz. Birincisi, mesela bu sene de deprem Türkiye haritasından gelebilir. Yani mesela depremlerden zaten soru gelebilir bu sene. Beklediğim bir soru tarzı açıkçası. Yani bu sene hocam iç kuvvetlerden hangisinden daha çok soru bekliyorsun dersen bence depremler derim. Hiç diğerleriyle çok fazla uğraşmanıza bile gerek yok. Özellikle Türkiye haritasına da ayrıyeten dikkat edebilirsiniz. Yani dünya haritasına mı, Türkiye haritasına mı dersen en son bir dünya haritasına sordukları için biraz daha Türkiye haritası ön plana çıkıyor. Aklınızda bulunsun. Peki kaç tane fay hattımız vardır? 3 tane. Önce şuradan başlayalım. Batı Anadolu'da Kırıklı Dağların oluşturduğu, hani şu kazma yutmuş bozayı meyledi dedik. Onların oluşturduğu kırılma sonucunda oluşan Hors ve Gravenleri bulunduğu yerde deprem riski fazladır. Arkadaşlar size deprem riskinin en fazla olduğu yeri sorarsa gözünüz kapalı Ege'ye gidin. Mesela benim bir fantezim var coğrafyacı olduğum için. Her gece yatmadan önce Boğaziçi Kandilli Rasathanesi'ni açıyorum. Bakıyorum o günlerde deprem olmuş. Açın bakın her gece sürekli Ege'de deprem görürsünüz. Hocam haberlerde görmüyorum. İlla büyük çapta olmasına gerek yok ki. 1.2, 2.3 mesela bunlar da bir depremdir. O yüzden deprem riski en fazla olan yer neresidir dersek gözümüz kapalı nereye gideceğiz? Ege'ye, Kırıklı Dağların olduğu yere. Bir, burası hangi fay hattıdır? Batı Anadolu fay hattıdır. Peki, Hatay'ın olduğu yerden ülkemize girip şöyle giden bir tane fay hattımız var. Doğu Anadolu fay hattıdır. İşte Hatay, Osmaniye, Maraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ gibi illeri etkileyen fay hattı, Antep'i de yine etkiler. Buraları etkileyen fay hattı hangisidir dersek Doğu Anadolu fay hattıdır. Ondan sonra Türkiye'nin en uzun ve en yıkıcı fay hattı var. O da hangisidir dersen Kuzey Anadolu fay hattıdır. Kuzey Anadolu fay hattında da deprem riski fazladır. Zaten en çok beklenilen yer burası. Türkiye'nin en uzun ve en yıkıcı depremleri hangisinin üzerine gerçekleşmiştir? Kaf. Şöyle arkadaşlarım şuradan başlar. Başlangıç noktamız yanlış. Saros Körfezi'nin olduğu yerden başlar. Marmara Denizi'nin altından geçip şu şekilde götürür. Bakın size bazen bunu çizdirebilirler. Yani bir deprem haritası çizebilirsiniz. Yani yapacağınız Ege'yi zaten rahatlıkla yaparsınız. Ondan yana bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Onda bir sorun olmaz. Burada Dafne kafa dikkat edin. Bakın Marmara Denizi'nin altından götür. Sen getir şu Van Gölü'nün oraya kadar getir. Normal bir şekilde getireceksin çizgiyi. Yani çok zikzak çizdirme. Saçma sapan yerleri gezdirme. Normal bir şekilde götür. Diğerini de Hatay'dan sok. Onu da normal bir şekilde götür. İkisini aynı yerde birleştir. Yani şurada Van Gölü'nün olduğu yerde birleştirebilirsin. O tarz bir soru sorabilir. Peki deprem riskinin az olduğu yerler neresi? Bakın birinci jeolojik zamanda oluşmuş masif arazi Mardin. Yıldız Dağları. Bak buralarda deprem riski azdır. Ondan sonra Akdeniz kıyı kuşağı. Özellikle buraya kadar getirin. Şuraya çok götürmeyin. Ondan sonra Karadeniz kıyı kuşağı. Deprem riski azdır. Hocam Batı Karadeniz'de çöküntü deprem vardı. Biz burada tektonik depremleri gösteriyoruz. O yüzden orada yine deprem riski azdır. 2020 MSÜ sınav sorusu bakın Ergene. Bakın burası Trakya'nın olduğu yerdir. Marmara bölgesidir. Bunu niye yaptılar? ÖSYM işi biliyor. Neden biliyor? Şimdi senin şunu çok iyi bildiğini biliyor. Adam diyor ki Marmara bölgesi deyince aklımıza ilk ne gelir? Deprem. Ben burayı işaretlersem deprem riski fazladır der. Ergene'nin olduğu yerde ve Yıldız Dağları'nda deprem riski nasıldır? Azdır arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz. Tehlikeli. Ve tabii ki deprem riskinin en az olduğu hangisidir dersek Tuz Gölü'nün güneyi yani Konya, Karaman çevresidir. Sözel sorularda her zaman çıkmış sınav sorularının cevabı burasıydı. Hangisinde deprem riski azdır derse ya şıkların Konya'yı bul, ya Karaman'ı bul ya da Tuz Gölü'nün güneyini bul. Zaten aynı yerler. Haritadan sorarsa Tuz Gölü'nün etrafını işaretle geç git işine bak. Her zaman
Sözel sorularda ama harita sorularında değil. Sözel sorularda her zaman cevap var bunlar arkadaşlar. Çıkmış sınav sorularında böyle bir durum var. Burada da deprem riski nasıldır? Azdır. AFAD'ın haritasına baktığınız zaman beyaz renkte gösterilir. O yüzden söyleyelim. Deprem riskinin en fazla olduğu yerde neresiymiş? Ege diyeceğiz. Son olarak da artık iş kuvvetleri bitirdik. Şöyle bir bunlar önemli. Bazı notlarımız var. Şimdi birincisi Türkiye nasıl bir ülkedir dersek Türkiye dağlık engebeli ve yüksek bir ülkedir. Şimdi önce biz şu ayrımı yapalım. 1. Arkadaşlar yükselti ile dağlık ve engebe aynı şey değildir. Yükseklik ayrı bir şeydir. Dağlık ve engebe ayrı bir şeydir. Dağlık engebe budur. Bakın iniş çıkış. Şöyle kıvrımlar oluşturuyorsa oynar gibi düşün. Evet şu şekilde kıvrımlar yapıyorsa biz bunun adına ne diyeceğiz? Dağlık ve engebe diyeceğiz. Ama mesela masanın üzeri, sıranın üzeri nasıl bir yerdir? Yerden yüksektir ama nasıldır? Düzdür. O yüzden yükselti ile engebeyi aynı almıyorsunuz. Birinci ayrımı burada yapacağız. Mesela ben her zaman derste diyorum ki Erzurum Kars nasıl bir yer? Yüksek bir yer. Tamam. Erzurum Kars yüksek. Bizim öğrenci hemen arkasından şunu da yapıştırıyor. Hocam diyor Erzurum Kars engebeli bir yerdir. Hayır. Diyor ki hocam nasıl engebeli değil? Erzurum Kars yüksek bir yer. Tamam. Yüksek ama yüksek düzlük alandır. Burası bir platodur. Masanın üzeri gibi düşüneceksin. Yani her yüksek olan engebeli olmak zorunda değildir. Dikkat ediyoruz. Engebeli yükselti aynı şey değil. Peki yüksek yerler için fizik haritaya baktığın zaman hangi renk tonu daha fazla kullanılır dersek kahverengi renk tonları. Mesela biz Türkiye haritasına baktığımız zaman batıdan doğuya doğru gidince kahverengi renk tonları artar mı? Artar. Akarsuların hidroelektrik potansiyeli nasıldır? Fazladır. Kış turizmi nasıldır? Fazladır. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark nasıldır? Fazladır. Tarım ürünü çeşitliliği azdır. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi nasıldır? Uzundur. Çünkü yüksek olan yerlerin genel özelliği bunlardır arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz. Dikkat edin. Peki engebeli yerler için nasıldır dersek? Birincisi fiziki haritada renk değişimi fazladır. Harita bilgisinde söyledik. Bir yerde renk çeşitliliği varsa, renk değişimi fazla ise orası nasıl bir yerdir? Engebeli bir yerdir. Dikkat edin. Tarım alanları dar ve parçalıdır. Tarımda makine kullanımı zordur. Yol yapım maliyeti fazladır. Demir yolu yapımı zordur. Gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki fark nasıldır? Fazladır. Bakın, yüksek olan yerlerde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla. Engebeli olan yerde ise gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki fark fazla. Ben size hemen Türkiye'nin engebeli yerlerini göstereyim. Arkadaşlarım şurası neresidir dersek burası Hakkari'nin olduğu yer. Türkiye'nin engebeli alanlarından biri midir? Evet. Askerliğimi orada yaptığım için en iyi bildiğim coğrafya orası. Ondan sonra şurası 2 numara neresidir dersen 2 numara Doğu Karadeniz'dir. Burası bizim için önemli. Engebeli yerler. Mutlaka sizler de böyle doldurun burayı. Çünkü engebeli yerler her zaman soru olarak karşımıza gelebilir. 3 numara neresidir dersem Batı Karadeniz'dir. Şöyle 4 numarayı göstersem daha demin de gördük. 4 numarada da hangisidir diyeceğiz. Yıldız Dağları'nın olduğu yerdir. Dikkat edin. Sorularda çok fazla karşınıza gelecek. 5 numara neresidir hocam dersen Menteşe yöresidir. 6 ile göstereceğim yer Teke. 7 de Taşeli. Teke Taşeli. Yine buralar fazladır. Bir de 8 numarayla şöyle Sivas diyelim. Buralar engebeli yerlerdir arkadaşlar. Mutlaka sizler de boş bir dilsiz haritada doldurun. Teke Taşeli'nin yeri karıştırılır. Bakın burası Teke. Burası Taşeli. Harita bilgisinde söylemiştik. Bakın burayı ne diye kodlayacaktır? Tek taş. Yine kızlarımızın gözleri açıldı videoya bakarken. Bunu hissettim buradan. Baget yüzükleri unutmuyorsunuz. Benim tavuk sandığım yüzüktü. Fakirliğin gözü kör olsun. İşte bunları söyleyelim. İşte Türkiye'nin engebeli yerleri buralardır. Buralarda demir yolu nasıldır? Zordur. Ulaşım zor ve maliyetlidir. Tarım alanları dar ve parçalıdır. Tarımda makine kullanımı zordur. Yani size illa engebeli yerleri direkt hangisi engebelidir diye sormak zorunda değil. Şuradaki ifadelerle de size sorabilir ki mesela şu gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki fark fazladır diye sorduğu zaman 2022 KPSS'de sordu. Düşünün. Tam KPSS'den bağımsız bir sınav sorusu ama olsun sonuçta var. Mesela yine tarımda makine kullanımını 2020'de harita üzerinden sordu. Mesela sorabiliyor yani. Engebeli olan yerleri size bu şekilde farklı cümlelerle getirir. En engebeli bölgemiz neresidir dersek Karadeniz bölgesidir. Bölüm olarak ise önce Doğu Karadeniz sonra Hakkari'dir. Ona dikkat ediyorsunuz. En düz bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. En düz bölüm Ergene'dir. En yüksek bölgemiz Doğu Anadolu'dur. Bak dikkat et. Engebe ile yükselti aynı şey değildir. Yüksek olan bölge Doğu Anadolu ama engebeli olan bölge neresidir? Karadeniz'dir. En alçak bölge Marmara. En alçak bölümde neresidir? Ergene'dir. Şimdi engebeli yerleri gösterdik ya. Bir de ben size düz olan yerleri göstereyim. İş kuvvetleri bu şekilde rahatlıkla bitirmiş
olalım. Düz olan yerlerde Türkiye'de 3 yere dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bakın bunlar bizim işimize dış kuvvetlerde yarayacak düz olan yerler. Çok söyleyeceğiz. Zaten istemesen de öğreneceksin yani. Öğrenene kadar anlatacağız artık. Düz olan yerler neresidir hocam dersen hemen bakın. Güneydoğu Anadolu bölgesi düzdür arkadaşlar. Bak bu kısım. Ondan sonra Tuz Gölü'nün olduğu yer yani Konya'nın olduğu yer düzdür. Şuralarda dahil. Sonra bir de bizim Ergene dediğimiz yer neresidir dersen Ergene dediğin yer burası. Deprem riski nasıldır? Azdır. Sınav sorusu. Burası da düz. Burada düz. Anlaştık mı? 3 tane düz yerimiz var. Aklınızda kalsın bunlar da. Bu şekilde dış kuvvetlerimizi bitirmiş. İç kuvvetlerimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. İç kuvvetler yani nasıldır? Aslında zor mudur dersen yani biraz bir tık diğerlerine göre daha zordur. Dikkat edeceksiniz. Özellikle depremlere dikkat edin. Orojenize dikkat edin iç kuvvetlerde. Jeolojik devirler benim favorim. Daha önce de söyledim anlattığım zaman. O yüzden buralara bir dikkat ederseniz bir sıkıntı çıkmaz arkadaşlarım. Diğer bir videomuzda dış kuvvetler konusuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.